Biliyorum cam temizliğini çoğunuz hiç sevmiyorsunuz. Bunu yapmak gerçekten çok da kolay bir şey değil. Üstelik cam temizliği sadece cam temizliği değildir. Ne mi demek istiyorum? Bakın burası cam ama bu camın bir de çerçevesi var. Ay, bu çerçevenin de böyle bir üst kısmı var. Bakar mısınız? Şimdi buraları temizlemeden, çerçevesini temizlemeden doğrudan doğruya sadece camı temizlerseniz bu işi çok önemli bir şekilde eksik yapmış oluruz. O yüzden cam temizliği deyince önce çerçevelerden başlamak kesin şart. Oo, çok fazla. Şimdi bu kadar da kir olunca, yoğun olunca ne yapmak lazım biliyor musunuz? Burada bir miktar Arap sabunum var ve hemen yanında da karbonatım var. Şimdi şu güzelim cam bezini bir şuraya koyayım ve elime bulaşık süngerini alıyorum. Bulaşık süngerini ilk önce sıvı Arap sabunla batırdım ve bir parça da karbonat ona ekledim mi şimdi çok ağır kirleri kolaylıkla sökecek doğal bir karışım elde ettim. Bakın şimdi size gösteriyorum. Evet, çerçeveyi temizlemekle başlıyorum. Sadece bu çerçevelerin araları değil, çerçevenin kendisini de temizlemek çok önemli. Madem ki bir temizlik yapıyoruz, değil mi? Hakkını verelim. Bakar mısınız? Burası çok temiz bir ev olmasına rağmen dışarıya bakan çerçevelerin bu kadar kir olması gayet doğal. İnanın benim evimde de yapılsa bu aynı şekilde bu kadar kir çıkar. Çünkü camı etkili temizlemek için size bir püf noktasından bahsetmek istiyorum. Şimdi James Bond filmlerinde olurdu ya böyle James Bond silahını tutardı. Ev temizliğinde de bir o kadar etkili silah bunun içinde. Ne mi var? İçerisinde sadece yarı yarıya, yarısı su, yarısı da beyaz sirke. İşte bu karışım mutlaka elinizin altında olması lazım. Hem de başta banyoda olmak üzere onları da sizinle paylaşacağım. Ama cam temizliğinde bu o kadar etkili bir temizlik sağlar ki şaşar kalırsınız. Şimdi bakın dışarıdan başlayarak bunu camlara püskürtüyorum. Ve bu tarafına da. Şimdi sıradan bir bezle bunu silecek olsam gerçekten ne bu nemliliği yeterince alabilecek ne de istediğim temizliği ve parlaklığı sağlayabilecek. Koroplast'ın cam bezi bir tarafı gerçekten ıslaklığı büyük bir hızla emip bütün kiri, lekeyi birkaç hamlede pırıl pırıl yapıyor. Hemen bu tarafını da siliyorum. Eğer elinizdeki malzeme iyi ise çok zor ve istemediğiniz temizlik dahi çok zevkli ve kolay bir hale geliyor. Buradaki sloganım ne biliyor musunuz? Ben şimdi uydurdum onu. Sil, parlat. Sil, parlat. Şimdi sildim ve parlatıyorum. Bu plastik çerçevelerin üzerine yapışmış olan bantları bir türlü çıkartamadıklarından bahsettiler. Burada gerçi öyle bir bant yoktu ama ben sembolik olarak buraya bir bant yapıştırdım ve en etkili bant sökmenin silahını elime aldım. Bu bantları, çıkmayan bu bantları bir saç kurutma makinesiyle bunu bir güzel saç kurutma makinesiyle ısıtın. Isıyan ve yumuşayan bantların bu kadar kolay çıkacağını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi cam temizliği de Koroplast'la birlikte kolay. Gerçekten hem kolay, hem temiz, hem etkili. Sevdim ben bu cam bezini.